Günün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz değerli izleyicilerim ve takipçilerim. Sizler için soğanlama tarifi paylaşmak istiyorum. Özel ve güzel lezzetler arayanlar için iyi bir alternatif olacağını düşündüğüm tarifimi gelin dilerseniz nasıl hazırlamışım videomda sizlerle paylaşayım. Öncelikle hamurumuzu yoğurarak başlıyoruz. Toplamda 1 kilo kadar unum var kabımın içerisinde. Üzerine 1 paket kuru mayamı ilave ettikten sonra 3,5 su bardağına tekabül eden oda sıcaklığında beklettiğim sütümü 1 su bardağı sıvı yağımı ilave edip şöyle bir karıştırıyorum. Sıvı malzemelerimi karıştırdıktan sonra unumun üzerine 1 tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Birden sıvı malzemelerimin içerisine ilave etmedim ki mayamın aktifleşmesini önlemesin diye. Hamurumu biraz yoğurduktan sonra üzerine 1 su bardağı ılık suyumu ilave ediyorum ve yoğurmaya devam ediyorum hamurumu. Hamurum pürüzsüz bir kıvam alıncaya dek yoğuracağım. Gördüğünüz gibi hamurumu yoğurdum, hazırladım. Bir poşet geçiriyorum ve 45 dakika kadar mayalanmaya bırakacağım. Hamurumu mayalanmaya bıraktım. 1,5 kilo kadar kuru soğanım var. Kabuklarını soyup yıkadım. Piyazlık bir şekilde çok ince olmayacak biçimde doğruyorum. Son soğanımı da doğrayıp ocağa alacağım. Gördüğünüz gibi soğanım hazır. Tenceremin içerisine 1 çay bardağı sıvı yağımı ilave edip soğanlarımı ekliyorum tenceremin içerisine. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuzumu ekleyip sotelemeye başladım soğanımı. Çok pişirmeyeceğim soğanımı, hamurumun üzerinde de pişeceği için hafif diri bırakacağım. Ağzını kapatmadan sulanmasın diye ağzını kapatmadan kaşıkla çevirerekten gördüğünüz gibi soteliyorum soğanımı. Şöyle biraz sotelendikten sonra üzerine 1 tatlı kaşığı pul biberimi, 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biberimi ve 1 çay kaşığı karabiberimi ilave ediyorum soğanımın içerisine. Karıştırdıktan sonra üzerine 1 tatlı kaşığı kadar domates salçam, 1 tatlı kaşığı da biber salçamı ekledim. Ve karıştırmaya devam ediyorum. Söylediğim gibi çok fazla pişirmemeniz gerekiyor soğanınızı. Diriliğini kaybetmeden salçasını da karıştırıp kenara alacağım soğusun diye. Soğanımı hazırladım ve altını kapatıp kenara alıyorum soğusun diye. Soğanımı kenara aldım ve mayalanan hamurumu gördüğünüz gibi şöyle bir yoğurup tezgahımın üstüne aldım ve hamurumu gördüğünüz üzere
üç parçaya bölüp bezelere ayırıyorum. Poşetin içerisine kurumasın diye hamurlarım tekrardan aldım ve sıra geldi hamurumuzu açmaya. Videomun başında da söylediğim gibi özel ve güzel lezzetler arıyorsanız, bir de benim kadar soğanı sizler de seviyorsanız kesinlikle yapmanız gereken bir tarif. Çok lezzetli. Gördüğünüz gibi hamurumu çok büyük olmayacak şekilde açıyorum. Tepsimin boyutuna göre bütün hamurlarımı açacağım. Dikdörtgen bir borcama aldım hamurumu. Sizler dilediğiniz büyüklükte, dilediğiniz fırın tepsisine gördüğünüz gibi alabilirsiniz. Hamurumu açıp tepsimin içerisine koyduktan sonra üzerine kapatıyorum ve kenara alıyorum. Biraz daha bu şekilde mayalanmasını sağlayacağım. Ve ikinci hamurumu hazırlıyorum. Her bir karesini sizler için çektim, gösterdim. Videom biraz uzun oldu. Evet. İnşallah sıkılmadan izlersiniz. Söylediğim gibi bu ölçülerden 3 tepsi börek çıkarttım. Sizler miktarını kendinize göre ayarlayıp daha fazla ya da daha az yapabilirsiniz soğanlamanızı. İkinci hamurumu da açtım. Yine tepsimin içerisine alacağım. Kenar kısımlarını inceltmeye gerekiyor. Gördüğünüz gibi hamurunuz daha güzel olsun diye kenar kısımlarını biraz inceltin, hamur kalmasın diye. Gördüğünüz gibi bastırıyorum kenar kısımlarına da. Tepsimin boyutunu da açtım ve yine ikinci tepsimi de üzerini kapatıp bir streç filmle üzerini kapatıp kenara alıyorum ikinci tepsimi de. Yine üçüncü hamurumu da hazırladım. Tekrardan onun da üzerini kapatıyorum. Kenara alıyorum. Yaklaşık 15 dakika kadar tüm hamurlarımı bu şekilde dinlendireceğim. Gördüğünüz gibi 15 dakika kadar dinlendirdim. Mayalandırdığım tekrardan hamurumun üzerine bol soğan ilavesi yapıyorum. Hamura kuru soğan o kadar yakışıyor ki, bol salçalı, baharatlı. Üzerine her bir köşesine soğanımı ekliyorum. Soğanımı çok fazla pişirmedim, diriliğini kaybetmedi. Gördüğünüz gibi 200 dereceli fırında 35 dakika kadar pişireceğim. Öncelikle 20 dakika pişirip sonra üzerine 300 gram kadar rendelenmiş kaşarım var. Tüm tepsilerimin üstüne eşit bir şekilde böleceğim kaşarımı. 20 dakika kadar pişirdim. Hamurumu ve çıkarttım. Üzerine kaşar gezdirip tekrardan fırına göndereceğim.
15 dakika kadar da bu şekilde üzeri kızarana dek fırında kalacak soğanlamam. Gördüğünüz gibi nasıl da nar gibi kızardı. Üstü kaşarlı, içi bol soğanlı. Sizlere kesiyorum. İlk soğanlamamı bu aşamada çocuklar bekliyordu yemek için. Sizlere de göstermek istedim. İlk tepsimi hamurlarımı hazırlamaya devam edeceğim bu aşamadan sonra. İlk tepsi hazırlamamla bitmesi bir oldu. Gördüğünüz gibi dilimlere ayırıyorum. İlk tepsimi sizlere göstermek istedim. Dilimleyip çocuklara vereceğim bu şekilde yesinler diye. İlk tepsim hazır. Sizlere göstermek istiyorum hamurumu. Gördüğünüz gibi ilk tepsimi yenmek üzere içeri gönderirken ben ikinci tepsimi hazırlıyorum. Yine hamurumun üzerine aynı şekilde soğanımı, bol soğanımı ilave edip her bir köşesine bolca tekrarlamak istiyorum. Soğanlamam için kullandığım soğan miktarı 1,5 kilodur. Gördüğünüz gibi bolca soğan ilave ettim. Hamurumu fırına göndereceğim. 20 dakika kadar beklettim. Tepsimi fırında beklettiğim tepsimin üzerine kaşar rendesi ilave edip tekrardan fırına göndereceğim. 15 dakika kadar pişsin diye ve tepsim fırında gönderirken 3. tepsiyi hazırlıyorum ben. Gördüğünüz gibi geri kalan soğanımı da bolca hamurumun üzerine ilave ediyorum. Soğan sevenlerin kaçırmaması gereken bir tarif. Lezzeti çok güzel oluyor. Üzerindeki soğanın lezzeti ve üstündeki kaşar, hamurun puf pufluğu gerçekten yedikçe yediren bir lezzet. Sizler de hazırladığınızda gerçekten lezzetini göreceksiniz ve favoriniz olacağını düşündüğüm bir tarif kanalımda sizleri bekliyor. Geri kalan soğanın hepsini de hamurumun üzerine koyup tekrardan fırına gönderdim ve üstüne kaşarını da ilave edip tekrardan fırınladıktan sonra sıra geldi kesime. Sizlere kesip içini de göstermek istiyorum. Şöyle bakın, gerçekten lezzetli bir tarif kanalımda sizleri bekliyor. Eğer ki farklı hamur işi tarifleri arıyorsanız kanalımı ziyaret etmenizi öneriyorum. Hem lezzetli hem de farklı bir tarif, bol soğanlı, üstü kaşarlı. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı
Unutmayın lütfen o güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Söylediğim gibi tarifimin malzemelerini de açıklama kısmında belirteceğim.